Şu bizim yaylanın yağı peyniri de. Tulum peynirinden de yesene Ulviye. Yiyorum da Davut. Biraz kıllı. Ha, kıllı mı? Ne yapıyorsun öyle eşek? Nein Davut, eşek yok. Tükürüyor Ulviye pis. Ne oldu yavrum? Boğazına bir şey mi kaçtı yoksa? Kıl kaçtı anne tulum peynirinden. Nimet'i orlama öyle çarpılırsın. Dumkov. Dumkov yok Davut. Nein. Çarpıldık zaten. Bir köye gittik. Havası çarpmıştır. Kurban ol sen o köye. Mis gibi yayla havası. Var mı Almanya'da öylesi? İşte annem burada söylesin. Var mı Ulviye? Tamam Davut. Çok güzel. Beğendik. Ama bu olmaz. İkide bir de Almanya. Ben hiç beğenmedim. Ne güzel gidecektik anneanneme. Oturuyor erkekler kahvede öyle. Evet Davut, bu çok kötü. Vallahi gencecik kadınlar çalışmaktan ihtiyarlamışlar. Evet anne, çoğunun dişleri dökülmüş vallahi. Ben orada kız istemem. Sabahtan akşama kadar inek sayıyorlar böyle memelerinden tutup. Al. Yapma öyle çirkin hareketler, çarparım. Konuşuyoruz Davut, ne var bunda şimdi? Konuşmasın öyle sapık. Meme dedik baba, sapıklık mı bu? Başlık paraları da çok pahalı. Evet Davut, o da çok yanlış. Neymiş yanlış olan? Köle gibi parayla kadın satın almak. Ben öyle parayla evlenmem anneciğim. Kız bana aşık olmalı öyle. Buldun da. Memleketin bir adeti bu Ulviye. Sen mi değiştireceksin? Yaylanın kızları çok güzel halı dokur. Marifetli. Oğlunu alan yaşadı. İstemem. Kıllı öyle. Kes sesini Dubkov, çarparım ha. Konuşuyor şurada Davut. Başlama yine çarpıp patlatmalara. Ne konuşuyoruz Ulviye? Baksana şuna sapık. Abadı bile çarpıldı orada. Kocaman köpekler. İnekler böğürüyor sabahtan akşama kadar. Mı. Ağır ol. Ağır değil burası. Ağır'a da alıştık baba sayende. Öküzler, mandalar. Kocaman böyle. Sus. Sen aşıladın buna bu bölücü fikirleri Ulviye. Bölücü mü? Evet. Kendin gibi Almanlaştırdın onu. Ah